olur, yani zeytin olur, peynir olur. Ama biz bunların hepsini gerçekten çok iyi araştırmamız gerekiyor. Yani karnımız doysun diye ya da nefretimiz görersin diye bir şey almamamız lazım, bir şey yemememiz lazım. Yani bunları siz çok iyi biliyorsunuz, ben bunları siz aksettirirsiniz diye konuşuyorum. Yani işte ben sanıyorum, canım karakteri yapar. İyi bir lezzet katmış da mutfak nasıl, bunu bilen var mı? Bunu gören var mı? Mutfağı da göreceksin arkadaş. Ne kullanıyor? Şeker mi kullanıyor? Başka bir şey mi kullanıyor? Fıstık mı kullanıyor ki? Şeker arasında bile çok önemli. Yani şekerde bile değişiklik oluyor. Mesela Eskişehir şekeri, işte Malatya şekeri, Konya şekeri, bunlar da bile fark edilebiliyor. Keza kullanmış olduğumuz unlar. Nasıl ki her şeyin ucuzunu, hafifini üretiyorlarsa, bunda da aynı şeyi, ucuz unu üretenler var. Yani çok çok ucuz unu üretenler var. Sen ondan alıyorsun, baklava yapıyorsun. Dolayısıyla bunları biz görmediğimiz zaman bize dönüşü zararlı oluyor. Peki işletme olarak özellikle hizmet sektörüne nedene dikkat ediyorsunuz? En çok dikkat ettiğiniz hususlar nedir? Bakın, önce bence insanın kendisine saygısı olacak. Eğer bir insanın kendisine saygısı var ise herkese saygılı olur. Burada kendinize saygınız varsa önce temizliğiniz olacak arkadaş. Temizlik çok önemli. Kesinlikle vazgeçilmez olay. Arkasından kaliteli malzeme.